Görünebiliyor mu? Evet. Biraz daha büyütelim. Şimdi mi ekleyeceğim mesela? Duvarların rengi açık olduğu zaman öğrencilerin uykusu gelir. Duvarların rengi açık olduğu zaman öğrencilerin uykusu gelir. Şimdi bakın, noktayı koymadan önce bu bir bilgi değil mi? Bu bilgiyi nereden edindim ben? Belki açık renk öğrencilerin uykusunu açıyor. Bu bir araştırmaya dayanması gerekiyor değil mi? Bu araştırmayı, bu bilgiyi ben nereden edindiysem kaynakçayı oraya yazacağım ama bu cümleyi aynen almadım. Kaynakçayı okudum, kaynakçadayı okudum. Okuduklarımı özümsedim ve bu cümleyi oluşturdum. Çünkü bu cümle benim için, çalışmam için önemli. Ben çalışmamda ne yapacağım? Okullardaki, duvarlardaki renklere bakacağım. Okul okul dolaşacağım. Böyle bir araştırma düşüncem var. Ya da kendi staj okulumdaki sınıflara bakacağım. Farklı renkteki sınıfların başarılarıyla ilgili bir karşılaştırma yapacağım. Araştırma konum bu mesela. Ama işte açık olduğu zaman uykunun geldiğiyle ilgili bir bilgi var elimde. Bunu kim yazmış? Soyadı Ahmet olan bir kişi 2007 yılında bunu bir yerde yayınlamış, bildirmiş. Demek. Ama bunu yapmaktan ziyade, hani elle yapmaktan ziyade bir başka yöntem var. Başvurular diye elinizde kullanıyorsunuz referanslar, referanssız. Şurada bakın, kaynakları yönet, APA diye bir şey var. Başvurularda içindekiler tablosu, dipnotlar, dipnot ekleyebilirsiniz tabii ki ama alıntılar ve kaynakça diyor. Alıntılar ve kaynakça. Alıntı ekle. Şurayı siliyorum. Şuraya bir alıntı ekliyorum. Yeni kaynak ekliyorum. Evet, karşıma geldi. Şimdi bu benim kaynağım, bu bilgiyi aldığım şey nerede? Atıyorum bir kitap. Kitabın adı ne? Kitabın yazarı kim? Ali Ahmet diye bir adam. Başlık ne? Renkler ve sınıflar. Kitabın başlığı bu. Renkler ve sınıflar. Böyle bir araştırma yapmış yazar. Kaç yılında yapmış? 2007. 2007. Kitap nerede basılmış? Paris. Ankara. Yayıncı kim? Güzel Sınıflar diye. Güzel Sınıflar yayın evi. Efendim? Renkler kısmı yanlış oldu ya. Teşekkür ederim. Renkler, evet. Renkler ve sınıflar. Tamam. Şimdi tamam dedim. Hop, Ahmet 2007'yi attı. Sonra dedim ki bazı çalışmalar bunun tersini söylemekte. Bazı çalışmalar da koyu renkler uykusunu getiriyor diyor. Hangi çalışmalar? Alıntı ekle. Yeni kaynak. Bu da yine bu da bir makale olsun. Kitap bölümü, dergi makalesi. Dergi makalesi olsun. Bunu da bir isim söyleyebilir misiniz? Mustafa. Mustafa. Soyadı ne olsun? Adı Güzel olsun. Adı Güzel. Mustafa adı Güzel. Koyu renk diye bir kitap yazmış. Koyu renk.
kitap yazmış. Çalışmanın başlığı bu, koyu renk. Dergide Renklerin Dünyası dergisi. Dünyası isimli dergi. Yıl 2008. Hangi sayfada gördüm ben bunu? 24 ile 69. sayfalar arasında bir çalışma. Hop, ekledim. Adı güzel, 2008, tamam. Şimdi ben böyle farklı kaynaklardan bir şeyler buldum ya. Araştırmamı yazıyorum. Nerede yazmam lazım bunları? Tanıtımda. Kim ne çalışmış? Tanıtım kısmında 3-5 çalışmadan, sizin gibi çalıştığınız bir çalışmadan bahsetmeniz gerekiyor. 3-5 tane, 10 tane, kaç tane isterseniz. İlgisiz olmasın ama. İlgisiz çalışmadan bahsetmeniz gerekiyor. İlgili olan bir tane çalışma bile yeter. Neyse, her şey bittiği zaman şöyle yapıyorsunuz. Kaynakçaya gidiyorsunuz. Bu arada şurada stil APA olması lazım. APA bir dernek ama bu dernek psikoloji derneği. Bu dernek bir yazım formatı oluşturmuş. Dünyada birçok dergi bu formatı takip ediyor. APA'ya göre yazmak. Yani örneğimizi sonuçlandıralım. Kaynakça diyoruz. Kaynakça ekle dediğimizde hop yazdı. Bakın şunları eğik yazdı. Neden? Çünkü derginin adı eğik yazılı APA'ya göre. Yazıldığı şeyin iki nokta üstte yazdı, yayın evini yazdı. Çünkü APA'ya göre bir kitapta kitabın ismi eğik yazılır, yayın evi düz yazılır. Yani kafanıza göre yazamazsınız aslında kaynakçayı. Çünkü eğik olması bir anlam ifade eder. Dik olması bir anlam ifade eder. Anlatabiliyor muyum? Kaynakçayı bu şekilde yazmanızı sağlıyor. Word'deki bu özelliği. Bizim bunu anlatmamdaki en önemli sebep şu. Materyallerimizde lütfen altına küçük de olsa şu resim şu sayfadan alınmıştır. Hemen resimlere birer numara verin. Bir numara değil, iki numara değil, üç numara değil. Elinizdeki kalemle yapın. Hangi sayfadan aldığınızda altına küçük o poster hazırlayacaksınız. Yazın, elinizle yazın. Ama yazın. Bu şu geleneği, bu şu bilinci oluşmamızı sağlar, oluşturmamızı sağlar. Alıntıyla çalıntı farklı bir şeydir. Yani bir yerden aldıysanız, nereden aldığınızı belirtmeniz etik anlamda önemli bir şeydir. Eserlerimizde, materyallerimizde, ders araçlarımızda bunlara dikkat edelim. Bir ödev hazırlıyoruz. Ama bir yerden aynen alabiliriz. Sıkıntı yok. Ama tırnak içinde. Bir çalışmadan faydalanabiliriz. Ama aynı cümlelerle değil. Okuyup, değiştirerek ve kaynak belirterek kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Ama aynen almak doğru bir davranış değil. Yıllarca bizlere ödev adı altında Britannica Ansiklopedisi'nin işte dağlar maddesinin yaz, dönem ödevi. Çocuk oraya bakıyor, aynısını yapıyor. Sonra da benim ödevim diye getiriyor. Değil mi? Böyle böyle biz alıntıyla çalıntıyı çok farklı anlayamadık. Ve dolayısıyla bazı sıkıntılarımız oldu sürekli. Bu kaynakçayı nasıl göstereceğinizle ilgili bir sunumdu. Bunun dışında şimdi biraz da araştırma konularını konuşalım isterseniz. Hocam ben niye araştıracağım? İstediğinizi araştırabilirsiniz. Merak ettiniz, herhangi bir şey araştırabilirsiniz. Örneğin, daha geçen hafta bir arkadaşınıza bu örneği verdim. Koli kutularındaki yumurtalar. Acaba hepsi aynı ağırlığa mı sahip ya da hacme mi sahip? Yani şunu diyorum. Kolileri yumurtaları sıralayan makine acaba ağır olanları, büyük olanları, hacimce büyük olanları ön tarafa, diğerlerini ortaya mı koyuyor? Böyle bir sahtekarlık yapıyor.